Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte sol elimde görmüş olduğunuz iPhone 11 Pro Max ile iPhone 2G yani ilk iPhone'un arasında neler değişmiş, Apple bu 12 yıllık süreçte neler yapmış ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu cillop gibi tertemiz iPhone 2G'yi yani ilk iPhone'u bizlere ulaştıran Apple Türkiye arşivine teşekkürlerimizi bir iletelim. Kendilerine Instagram sayfalarını aşağı bıraktık, oradan takip edebilirsiniz. Tabii ki de arkadaşlar teknik özellik karşılaştırması olmayacak, bu bir bakıma tasarım. Biraz da kamerasına bakacağız çünkü 11 Pro Max'teki en radikal değişim bu zamana kadar çıkan iPhone'lar arasında şu arkadaki 3 kamera oldu. Bu garibimde bir tane kamera var. Hazır da konuya girmiş olduk. Gelin şimdi başlayalım, neler değişmiş. Şöyle çevirdiğim zaman iPhone 11 Pro Max ile iPhone 2G'nin birebir aynı olduğunu fark ediyorum. İkisinde de bu tarafta ses açma kısma butonları ve şu meşhur efsanevi telefonu sessize alıp sessizden çıkarabileceğiniz bir adet switch bulunuyor. Hemen alt kısımlarına geçiyorum buradan. Alt kısımda bunda bildiğiniz şarj girişi var. Yine ayize ve hoparlör. Ya şu telefon konuştuğumuz mikrofon ve hoparlör burada. Aynısı 11 Pro Max için de geçerli. Telefonların sağ tarafına baktığımız zaman bu sefer iPhone 2G'de üstte yer alan telefonu açmanıza kapamıza arayan buton iPhone 11 Pro Max'te yana gelmiş. Bir de burada iPhone 2G'de emektar bir 3.5 mm'lik jack girişi ve yanında hat takabileceğiz bir bölüm bulunuyorken 11 Pro Max'in üst kısmında hiçbir şey yok. Arka kısımlarına baktığımız zaman 11 Pro Max'te yıllardır aynı yerinde duran Apple logosunun ortaya taşındığını görüyoruz. iPhone 2G'nin arkasında bir de sol üst köşede kamera bulunurken iPhone 11 Pro Max'te bu kameralar 3'e çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle durumlar da var. Bu telefon 2007 yılında tanıtıldı. Bu da 2019 yılında tanıtıldı. Aralarında 12 senelik bir fark var. Fakat sol elimde görmüş olduğunuz iPhone 2G tanıtıldığı yılda devrimsel özellikler getiriyordu. Birincisi tamamen kapasitif dokunmatik bir ekrana sahip olması. İkincisi yine o yıllar için telefonun üstünde herhangi bir tuşun bulunmaması, sadece şu efsanevi home butonunun bulunması. Üçüncüsü ise yine o yıllarda efsane diyebileceğimiz bir özellik olan yaklaşık %52'lik bir ekran gövde oranının bulunması. Bunların hiçbir iPhone 11 Pro Max'te yok. Bildiğiniz gibi home butonu kaldırıldı. Artık onun yerine hiçbir şey yok. Ekran gövde oranını burada söylemem gerekiyor. 11 Pro Max'te bu oran yaklaşık %83'e çıktı. Ekranı da hemen söyleyeyim. iPhone 2G'nin 3.5 inçlik bir ekranı bulunurken 11 Pro Max'te bu oran 6.5 inçe kadar çıkıyor. iPhone 2G'mizin ekranı 320x480 arkadaşlar. iPhone 11 Pro Max'in ekran çözünürlüğü ise 1242x2688 arkadaşlar. Şimdi size şundan bahsedeceğim, bunların ebatlarından. iPhone 2G'miz 11.6 mm kalınlığında, boyuna 115, enine de 61 mm gibi ölçülere sahip, ağırlığı da 135 gram. 11 Pro Max'e geçtiğimiz zaman kalınlığımız 8.1. Yani aralarında 3 milimetrelik bir fark var arkadaşlar. Boyu yaklaşık 15 santimetre, genişliği de yine yaklaşık 8 santimetre, ağırlığı ise 226 gram. Kalınlığı da bir tık incelmiş diyebiliriz. Ben şimdi kameralara geliyorum. iPhone 2G'mizde ön kısımda herhangi bir kamera yok. Arka kısmında 2 megapiksellik LED flaşı olmayan bir kameramız var. Bu kamerayla da video çekemiyorsunuz, sadece fotoğraf çekebiliyorsunuz. 11 Pro Max'e geldiğimiz zaman işler çığırından çıkıyor. Bu sefer arka kısımda 3 tane kamera var. 3'ü de 12 megapiksellik değere ve farklı farklı işlevlere sahip. Biri ultra geniş, diğeri geniş, öteki telefoto. Yani bunların farklı özellikleri var. Ön kısmına geldiğimiz zaman da yine iPhone 11 Pro Max'imizde 12 megapiksellik bir ön kamera bizi karşılıyor. Bir de TOF adı verilen farklı bir kamerası var. Bu arada şunu da ekleyeyim. iPhone 11 Pro Max'te 4K videolar çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi 2G'de herhangi bir video çekme opsiyonu yok. Gelelim bana soracak olursanız Steve Jobs'u en çok rahatsız eden noktalardan bir tanesine. Onun döneminde çıkan telefon tek renk çıktı. Siyah. Bu da Steve Jobs'un tasarım anlayışıyla ilgili bir şeydi. Bir de çok önemli bir mottosu vardı. iPhone'u tek parmakla rahat rahat kullanabiliyorduk. Özellikle bu sağa doğru ekrana kaydırıp kilidi açma özelliği de o yıllarda çok tutmuştu. 11 Pro Max'e geldiğimiz zaman renkler çığırından çıkıyor. Gümüş, gece yarısı yeşili, altın sarısı, uzay grisi, gün batımı turuncusu. Yani sonuncusunu ben attım da. Bu tarz renkler devreye giriyor 11 Pro Max'te. Ve tek elle kullanım da imkansız hale geliyor. Şu tek parmakla kullanım mottosu tabii 11 Pro olursa yine tek elle kullanma ihtimaliniz yükselir. Bu vesileyle artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte tasarım anlamında ciddi bir adım atmış olan 11 Pro Max ile ilk iPhone, iPhone 2G'nin arasındaki tasarım farklılıklarına baktık. Artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilir ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden ulaştırabilirsiniz. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.